Bizon TV'den herkese merhabalar. Sigorta toplantısının başlığı altında otomotiv sektörü ve kiralama sektörünü konuşuyor olacağız bugün. Değerli bir konuğumuz var. Kapital Filo kurucu ortağı İrfan Yalçın konuğumuz olacak. Kendisine dünyadaki otomotiv gelişmelerini ve aynı zamanda kiralama sektörüne etkilerini, sigorta sektörüne de doğrudan etkilerini konuşuyor olacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum. İrfan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Günümüz tarafına baktığınız zaman otomotiv fiyatları çok epey bir arttı. Bir yıldan beri de bir daralma gözlemliyoruz. Evet. Bunların hepsini konuşacağız ama önemli sorulardan bir tanesi de şirketlerin uzun süreli kiralama talepleri gündemdeydi. Her zaman kullanılan bir faktördü. Şu ortama göre kiralama mı yapmalı şirketler, satın mı almalı sorusu çok gelmeye başladı. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şimdi kiralama sektörü Türkiye'de 2000'li yıllarda başladı. 2000'li yıllarda biz kiralamayı tanıtırdık müşterilerimize. Neden kiralamasın, neden kiralama gerekliliği anlatırdık, ikna etmeye çalışırdık. Bugünümüze geldiğimizde artık otomobil ihtiyacı olduğu zaman şirketlerin satın almanın yanında mutlaka ve mutlaka kiralama teklifi de bütün şirketler almaya başladı. Tabii onlar da değerlendiriyorlar. Kiralamak mı avantajlı, kiralamak gerekli mi, değil mi kavramlar arasında gitgel yaşıyorlar. 2018 yılındaki yaşadığımız kur şokuyla itibaren o şokla birlikte bu sorular daha çok sorulmaya başlandı. Şimdi 2018 kur şokuna gelirsek, 2018 kur şokunda çok darbeydi şirketler. O darbeyle birlikte ekonomik olarak faaliyetlerinde sıkıntılar yaşamaya başladılar. Kiralamak avantajlı mı sorusunun yanında artık şu sorulmaya başlandı. Kiralamak gerekli mi? Yani finansal olarak bir avantaj mı değil mi sorusu sorulmaya başlandı. Şimdi 2008 Amerikan mortgage krizi ile birlikte dünyada bir para bolluğu yaşandı. Buna FED devreye girdi. FED'le birlikte yaşandı. Avrupa Merkez Bankası devreye girdi ve Avrupa ve Amerika'daki bol para gelişmiş ülkelere çok ucuz bir finansman koşulu ile gelmeye başladı ve çok büyük bir para bolluğu oluştu. Bu oluşan para bolluğu ile birlikte, düşük faiz ile birlikte şirketler büyümeye geçtiler. Çok büyük bir yapıda pazardan pay kapmaya çalıştılar. Bu pazardan pay kapabilmek için de öz sermayeleri yetmedi. Bunu nasıl büyümeyi gerçekleştirdiler? Büyük rakamlarla ucuza döviz kredisi çektiler. Bu ucuza döviz kredileri çekildiği zaman dövizin de 2008'den 2018 yılına kadar neredeyse sabit gitmesi, çok az seviyede artması firmalara çok cazip geldi. Alırken tabii onu sabitlemediler kuru. Tabii. Hiçbir zaman o ileriye yönelik kur artışlarına kendilerini sigortalamadılar, hece etmediler. Zannettiler ki şirketler hep böyle devam edecek, bu tatlayat hep böyle gidecek diye düşündüler. Tabii kiralama firmaları da böyle düşündü. Fakat 2018 kur şoku ile birlikte çok farklı bir durum oluştu. Kiralamak, satın almak konusu bir kenara, otomotivde artık şirketler yaşamak için çaba göstermeye baktılar. Ne yaptılar? İlk önce otomobillerini sattılar, sermaye eklediler. Bankaların kredi arzını kısması ile birlikte finansmana ulaşmak çok zorlaştı. Kaliteli, ucuz finansman çok değerli oldu. Hatta ulaşılamaz bir hale geldi son bir yıldır. Ne oldu? Şirketler kiralamak avantajlı mı sorusunun yanında artık kiralamanın gerekli olduğunu gördüler. Çünkü bu bir finansman yöntemi. Otomobil satın almak yerine kiralamak daha cazip gelmeye başladı. Kiralamak o yüzden hala caziptir.
hala gereklidir. Bu hep böyle gidecektir. Bu değişmez. Avrupa'daki kiralama adetlerine göre Türkiye'deki kiralama adetlerini kıyasladığımız zaman biz daha Avrupa pazarına göre adet olarak çok 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 gerilerdeyiz. Ve Türkiye'deki finansmana ulaşımdaki sorunlar, ucuz ve kaliteli finansmana ulaşılsa bile bu finansmanın kısıtlı olması şirketlerin kredi imkanlarını otomobil satın almak yerine kendi öz işlerinde, kendi core business'lerinde kullanmalarına, ham madde satın almalarına kullanacakları için otomobil satın almak yerine kiralama hala çok caziptir ve gereklidir bu süre içerisinde. Peki halen dediğimiz kısımda kiralama işi yapan firmaları bekleyen zorluklar vardır elbette. 2020 yılında öngörüleriniz var mı? Şöyle, kiralama firmalarında sorunlar var. Fakat bunları yavaş yavaş aşmaya başladılar. Kullanılan kredilerdeki döviz kredisinin kullanılması, tabii burada müşteriler döviz cinsinden kiralama yaptıkları için bankalarda kiralama cinsi neyse kiralama firmalarına o cinste kredi verdiler. TL, dolar, euro bazında. Ki Türkiye'deki kiralama sektörünün %78-80'i euro bazında yapılır. Evet. %2'si TL'dir, dolardır. Kalanı da döviz bazında, dolar bazındadır. Ama çok enteresandır. Kur şokundan sonra hala o devam etmiş. Yani dövizde... Kur şokundan sonra aslında kiralamada bir yavaşlama oldu. Çünkü talep azaldı. Artı kiralanan otomobillerin adetleri, şirketlerin ihtiyaçları azaldı. Personel çıkartmaları, harcamalarda kısıtlamalara gidilmesi. Bunlar gündeme gelince aslında kiralama pazarı da yaklaşık %10 civarında küçüldü. Çünkü işten çıkartmalar, havuz araçlarının kullanılması, herkese araba vermek yerine maliyet kontrollerine gittiği için şirketler kiralama biraz orada kan kaybetti. Şimdi kiralama tarafında olan bir kişi olarak otomotiv dünyasını yakından takip ediyorsunuz. Evet. 2020'de fiyatlar artmaya devam edecek mi sıfır satışlarda? 2020'de fiyatlar artmaya devam edecek mi? Yani Türkiye'deki otomobil pazarına baktığımız zaman satılan otomobillerin büyük bir oranı ithal. Evet. Türkiye'de üretilen otomobillerin de yaklaşık %50-60 maliyetleri yine döviz bazında, euro bazında. Yani Türkiye'de biz otomobil üretiyoruz ama hala şanzıman üretemiyoruz. Renault 1-2 markada Türkiye'de üretiliyor. Bunlara baktığımız zaman otomobil maliyetlerindeki artış mutlaka olacak. Neden? Çünkü döviz bazında geliyor bunlar bize. Öngörünüz ne? Yani oradan bir tüyo alabilir miyiz? Ne olabilir sizce artış? 2020 yılında benim tahminim, birkaç tane olayı burada açıklamamız lazım. 31 Aralık 2019'da hurda teşviki bitecek. Hurda teşvikinin bitmesiyle birlikte otomobillerde hurda teşviki ÖTV oranlarına göre ÖTV oranlarına göre 15.000 TL ile 12.000 TL arasında bir avantaj vardı. Kesilen faturadan 200.000 liralık bir arabada, 212.000 liralık bir arabada 12.000 lira hurda teşviki alıyorsunuz, 200.000 lira ödüyorsunuz bayiye. Tabii hurdanın da bir maliyeti var, 5-6.000 TL. Sonuçta baktığınızda 200.000 liralık bir arabada 5-6.000 liralık bir avantaj size sağlıyor. 100.000 liralık otomobillerde hurda teşviki 15.000 TL. 15.000 TL'yi düştüğünüz zaman, hurda maliyetinin üzerine eklediğiniz zaman orada da %10'luk, 100.000 liralık arabada 10.000 lira, %10'luk bir avantaj söz konusu. 31 Aralık 2019'da hurda teşviklerinin sonlanmasıyla birlikte sadece hurda teşviğinin kalkmasıyla otomobillerde %5 ila 10 arasında bu etkiden dolayı bir artış olacak. Satış bayileri bir çağrı yaptı. Dediler ki teşvik bitmesin, devam edelim. Bize satışlarımıza büyük etkisi var
avantaj sağlaması açısından. Sizce devlet tarafında 2020 yılında tekrar bu teşviğin devam etmesine yönelik bir taraf, biz söylenti tarafında var mı bilmiyorum ama biz otomobilde çok ses gelmiyor çünkü. Biz yani şöyle söyleyeyim, bu sene uygulanan ÖTV iskontoları vardı. Yaklaşık 15 bas puan, %45'lik ÖTV dilimindeki otomobildeki ÖTV'yi %30'a çekildi. Fakat devlet bunun bir etkisinin olmadığını gördüğü için biliyorsunuz kaldırdı. Evet. Hurdanın da bir etkisinin olmadığını gördükleri için bence kaldıracaklar. Son dönemdeki otomobil satışlarındaki artışın sebebi hurda teşviki değil. Bundan 6 ay önce de hurda teşviki vardı. Otomobil satışlarındaki artışın, patlamanın son 2 aydaki sebebi faizlerin indirilmesi. %2'lik aylık faizlerden %1'lere inen bir faiz var. Ötelenmiş bir talep var. Talep de bayağı yoğun. Hurda teşviki kalksa da, ki kalkacağını düşünüyorum ben, talep devam edecek. 2020 yılında ayrı bir konu. Her sene biliyorsunuz yeniden değerleme oranları vardır. Tespit edilir. Bu son 15 gün önce açıklandı. %22 civarında bir yeniden değerleme oranı ortaya konuldu. Burada şu anlama geliyor. Otomobilin hesaplamasında, bedelin hesaplanmasında net bedel vardır. Net bedeli bir o net bedele göre 1600 cc ve altındaki otomobillerde bir oranlar var. Ben onu size söyleyeyim. Vergi öncesi dediğimiz. Tabii. Mesela 70.000 TL net bedeli olan bir otomobil %45'lik ÖTV'ye giriyor. 70.000 TL ile 120.000 TL arasında net bedeli olan otomobilin ÖTV oranı %50. 120.000 TL'nin üstüne çıktığı zaman bu ÖTV oranı %60'a çıkıyor. Yeniden değerleme oranında distribütörler ve otomobil satışlarında bu sınırlara yaklaşarak hesap yapılıyor şu anda. Bu 70.000 TL'lik bir otomobilin yeniden değerlemeyle net bedelin örnek veriyorum %20 yukarıya gelmesi 85.000 TL yapacaktır. 70.000 TL'nin üstüne %45 artı %18 KDV koyduğun zaman çıkan rakam 100.000 TL ise bu 85.000 TL'ye çıktığı zaman net bedeli, buradaki rakam zaten %20, %20'nin ÖTV'si artı KDV'sini koyduğunuz zaman yaklaşık %10-15 civarında yeniden değerlemeden dolayı bir fiyat artışı etkisi daha olacak. Otomobil fiyatlarında bu iki etkiyi koyduğumuz zaman, hurdanın kalkması, teşviklerin tamam bitmesi, artı net bedellerinin yeniden değerleme oranında yukarı çekilmesiyle birlikte benim öngörüm, yeni yıl zamlarının da distribütörler tarafından yapılması, çünkü net bedellerden dolayı yukarı çıktığı için net bedeller yukarı çıkacak. Net bedeller yukarı çıktığı zaman otomobilin fiyatı ona göre artacak. Distribütörler de her sene yıl geçişlerinde, Ocak, Şubat ayında biliyorsunuz otomobil olmaz. Mart ayında bu yeni rakamlar açıklandığı zaman benim öngörüm 100 bin liralık bir otomobilin Mart ayında, Nisan ayında bize maliyeti, perakende biniciye maliyeti 120 bin TL civarında olacak. 120 bin TL de bugün %20 yapar 100 bin liraya göre. Böyle bir artış olacağını biz öngörüyoruz. Şu durumda mesaj şu olmalı. 2020'de beklemeden otomobil almak isteyenler veya yenilemek isteyenler 2019 yılında araçlarını almaları yönünde bir mesaj oldu aslında bu. Tabii kesinlikle. Yani şu anda bayilerde, distribütörlerde otomobil bitti. Biz bulmakta zorlanıyoruz. Çeşit yok. Sadece bir iki markada bir iki model kaldı. Hatta size şöyle söyleyeyim. Yoldaki gemilerin üzerindeki otomobiller de satıldı. O derece talep var. O derece talep var. Çünkü faizlerin %1'e inmesi talebi patlama noktasına getirdi. Bildiğiniz talep patlaması oldu. Bence şu anda
otomobil, 0 kilometre otomobil alan bir kişi yeni yıla girdiği zaman olduğu hiçbir hareket yapmasa aldığı otomobili %20 üstüne 6 ay sonra çok rahatlıkla satabilir ki enflasyonun %10 olduğu bir yerde çok büyük bir değer artışı olacak. Otomobil almanın zamanı mı? Kesinlikle zamanı. Yani biz otomobil almak için uğraşlar veriyoruz. Bulmak için uğraşlar veriyoruz. Faizlerin de düşmesi tabii bunu tetikledi dediğim gibi. Kesinlikle alınması için bir fırsat. Bu konutlarda da böyle, otomobilde de öyle. Faiz çok büyük etken. Tabii. Yani taşıt kredisi, konut kredisi vesaire. 2.0'ları, 2.20'leri gördüğümüz bir geçtiğimiz yıllarda bir faiz vardı. Son 3 ayda faizin düşmesiyle beraber talepler de artmaya başladı. Tabii. Yani bizdeki talep tamamen tüketicinin faizi avantajlı olmasından kaynaklı gibi gözüküyor. İkinci el tarafına geleceğim ama bizim sigorta sektörünü yakından ilgilendiriyor otomobil sektörü. Çünkü satışları doğrudan etkisi var. En çok sektörün poliçe ürettiği alan kasko poliçesi ve trafik poliçesi aslında. Şimdi bir taraftan da ikinci el pazarı. Yani birinci soru şu olmalı aslında, doğru cümle. 2020'de ya da 2020 ile 2019'u kıyaslarsak 2019'daki satış adetleri 2020'ye göre sıfırda mı kalacak? İkinci elde mi? Şimdi 2020'ye girdiğimiz zaman 2019 yılını tamamlamış olacağız. 2020'de 2019'a göre daha mı düşük olur, daha mı yüksek olur satış adetleri? 0 kilometre. Evet. Şöyle ötelenmiş, ertelenmiş talepler faizlerin bu seviyelerde kalmasıyla birlikte 2019 yılının yaklaşık %10-15 üzerinde olacağı kesin. Artışla tabii, kesin. Devam eder. Tabii. Ama otomobil bulunurluğunda tabii distribütörlerin yaklaşımına bakmak lazım. Onlar da çok büyük sıkıntı içine girdiler. Stok maliyetlerini iyi yönetebilmeleri için onlar da temkinli hareket ediyorlar. Yine temkinli hareket etmeye devam edecekler. Bu gelişmeleri izleyecekler. Fakat otomobil bulunurluğunda yine sorun olacak. Ve fiyatlar yukarı gidecek. Satışlar artmasına rağmen. Adetler kesinlikle yukarı çıkacak. 2019 yılına göre. İkinci el piyasası 2020'de nasıl olur sizce? Şimdi fiyatlar sıfırda artıyorsa ikinci elde de değer artışına gider. Tabii. 2019 yılında Otorola grubun bir grup firması var. Indikate. Evet. Indikate'nin bir araştırmasını ben inceliyorum. Bunu aylık olarak devamlı yayınlıyorlar. Çok güzel bir rapor. Çok etkileyici bir rapor. Yani bu raporun okunmasında, takip edilmesinde kesinlikle fayda var. 2019 yılı başlangıcını 100 baz birim almışlar. 100 baz birim aldıkları zaman 2019'un Ocak ayında birinci aydan 10. ayın sonuna kadar 10. ayın sonuna kadar 10 aydaki ikinci el online satış pazarındaki yapılan satışların incelemesi sonucunda ortaya çıkan sonuç %13 ikinci el otomobil fiyatı artmış. Ocak ayı ile bugün arasındaki artış %13. Net bir fark var. Tabii. Net bir fark var. Bu tabi A, B, C, D segmentlerine göre farklılık gösteriyor ama ortalama %13 bir artış var. Bu %13'lük artış da tabi perakendeye yansıyan bir artış değil. Perakendeye yansıyan artış daha fazla. Çünkü satışların çoğu biliyorsunuz online şirketleri tarafından yapılan satışların birçoğu esnaf tarafından alınıp perakendeye sunulan araçlar. Bu oran %15'in üstünde olduğunu ben tahmin ediyorum perakende'de. Bu devam edecek mi 2020 yılında? Biraz önce konuştuğumuz gibi 2020 yılında %20'lik bir fiyat artışını öngördüğümüz zaman kesinlikle önümüzdeki yılda ikinci el pazarında %20'lik bir artış, hatta daha yüksek bir artış ortaya çıkacak. 0 kilometre araçlara göre. Bunun sebebini
size şöyle açıklayabiliriz. Otomobil ikinci el pazarına çıkan otomobillerin çoğu filo kiralama şirketleri tarafından satışı yapılan otomobiller. Filo kiralama şirketleri otomobillerini satmak yerine geçen sene uzatmayı tercih ettiler. Kira süresi biten otomobilleri bir yıl daha, 6 ay daha uzatmak onlar için çok daha cazip hale geldi. Araç maliyetinin yükselmesinden kaynaklı. Şöyle kredi bulunamadığı için bir de herkes temkinli hareket etti şirketler. Önlerini göremedikleri için tekrar 36 aylık sıfırdan bir anlaşmak yerine yeniden bir kiralama yapmak yerine kirası biten 36 aylık araçları 12 ay daha uzatalım bir önümüzü görelim şekliyle devam edildi. Ki çok mantıklıydı. Hem şirketler için hem filo kiralama şirketleri için otomobilin geri dönüşündeki otomobilin euro değerine baktığımız zaman bundan bir sene önce 10 bin euroya satılan bir ikinci el otomobil ortalama kurun aşağıya gelmesi ikinci elinde %13 civarında 15 civarında yukarı çıkmasıyla birlikte 12 bin euroya 13 bin euroya satılmaya başlandı. Yani euro bazında kiralama şirketlerinin eline 10 bin euro yerine 12 bin 13 bin euro ikinci elden bir gelir geçti. Tabi bunlar da bu gelir de kiralama şirketlerini rahatlattı. Fakat hala bu temkinli durum devam ediyor. Filo kiralama şirketleri otomobillerini çok fazla satmamaya çalışıyor. 2020 yılında da sıfır kilometre araçların fiyatlarının yukarı çıkacağını düşündüğümüz zaman bir sene 6 ay daha uzatmak çok daha mantıklı hale geliyor. Bir de otomobilin olmadığını söyledik zaten. Yani bugün şirket arabasını iade etse, yeniden araba istese araba yok şu anda satın alınacak. Böyle bir sorun olduğu için devam edecek. Otomobil sayısı, arzı azaldığı için piyasaya talep de sıfır kilometre olan otomobillere göre ikinci elde her zaman daha fazladır. Yani 6-7 katı otomobil satılması lazım normalde ikinci elde sıfır kilometre satışlara göre. Daha fazla bir talep olacağı için ikinci el fiyatlarının 2020'de %20'den daha fazla artacağını biz düşünüyoruz. Bir de bu işin şimdi yeni bir değişim tarafı var. 2020 yılındaki yeni vergilendirme sistemi özellikle kiralama tarafına olumlu, olumsuz, vatandaşımıza olumlu, olumsuz etkilerinden ziyade tam olarak net nasıl bir uygulama olmuş olacak? Şimdi onunla ilgili bir notum vardı. Sabahleyinde tesadüf buraya gelirken öğrendim. Meclisten dün geçtiğiyle ilgili bir bilgi geldi. Torba yasanın içindeydi galiba. Evet. Fakat bayağı bir konut vergisi, işte dijital vergi gibi birçok vergi düzenlemesi yapıldığı için birçok konuda ona bakmaya fırsatım olmadı ama gelen bilgilere göre yeni kanunda kiralamayla ve otomobille ilgili birkaç madde geçti. Şimdi yeni geçen bu kanundaki maddelere göre aylık kirası 5500 TL'nin üstünde olan bir rakamı şirketler gider yazamayacaklar. Eskiden 7-8 bin TL artı KDV olan kira bedeli tümünü yazılabiliyordu. Yeni kanunla birlikte bu 5500 TL de sınırlanmış oluyor. 5500 TL'de bu sınırlandığı zaman bugün 5500 TL'nin karşılığında hangi otomobile binebilirsiniz, hangi otomobili kiralayabilirsiniz diye baktığımızda D segmentinin üstüne çıkamıyorsunuz. D segmentiyle sınırlı kalıyorsunuz. E segmenti bir araç kiraladığınız zaman rakamlar 5500'den çok üstüne çıkıyor. Hatta bu ikiye katlanıyor. Burada şunu incelemek lazım. Kiralanan otomobillerin yüzde kaçı
B, C, D segmenti, yüzde kaçı E segmenti diye bakmak lazım. E segmenti biliyorsunuz üst düzey yönetici otomobilleri. Bir şirket 100 adet B segmenti kiralıyorsa işte 20 adet C segmenti araç kiralar. 5 adet de E segmenti otomobil kiralayabilir. Çok fazla olumsuz etkileyeceğini düşünmüyoruz. Bu kiralamanın gideve atılacak kısmının. Şöyle bir ince detay var gibi geliyor. Mesela bireysel taraftan ilerlersek şimdi lüks araçlar da alıyorlardı şirketler bünyelerine 2 milyonluk, 1 milyonluk. Bunun da bir sınıflandırması olacak mı? Bu anlamda bir limiti olacak mı? Tabii. Şöyle bu 5500 TL'nin kiralama limitinin yanında ek bir madde daha var. Otomobile harcanan giderlerin %70'lik kısmı gidere atılabilecek. %70'lik. Fakat öz malınız olsa dahi yine %70'lik kısmını gidere atabiliyorsunuz. Kiralamayla satın alma arasında bir farklılık yok burada. Aynı rakama geliyor. Satın alma konusunda da bir sınırlama, öz mal sahip olma konusunda bir sınırlama getirilmiş. ÖTV, KDV toplamı 115 bin liradan fazla olursa kalan üst kısım gider yazılamıyor. Amortizman düşülemiyor. Bu nasıl etkiler piyasayı gözlemlemek lazım. Sanki ekonomik sınıf araçlar daha çok satılabilir gibi gözüküyor. Tabii yani matematiğe göre baktığımız zaman belli bir üst segment arabalardaki sınır diğer ekonomik sınıf araçlar vesaire tabii yerli üretim ne de etkisi olur bunu pozitif anlamda. Ama genel olarak artık yeni bir vergilendirme sistemine girmiş olacağız 2020'de. Tabii. Yani bu kur şokuyla birlikte ortaya çıkan bir konu otomobil kiralamasında ya da satın alınan adetlerdeki düşüşün genel sebeplerinden birisi maliyetleri aşağı çekmekti. Çünkü şirketler önlerini göremeyeceği için, göremedikleri için temkinli hareket ettiler. Örnek veriyorum, bir şirket C segmenti araba kiralıyorsa daha düşük kirası olan B segmentine geçti. D segmentine binen yönetici C segmentine bir otomobile binmeye başladı. Hem satın almada hem kiralamada. E segmentine binecek müşteri D segmentine iner mi? Ben orada çok inileceğini zannetmiyorum şirketler bazında. Çünkü oransal olarak çok az bir orandır ve yöneticiler kolay kolay kendi lükslerinden vazgeçmezler biliyorsunuz. Alt kadrolu her zaman daha çok fedakarlık yapmak zorunda kalırlar. Bireysel olarak dediğiniz zaman vergilendirme ile şirketlerin sistemiyle bireysel sistem arasında çok büyük farklılıklar var. Orada yine otomobile olan talepte nasıl bir organizasyon olacak, nasıl bir geçiş olacak, perakende satışlarda insanların para harcama istekleri başlayacak mı, hala temkinli bir duruş mu sergilenecek, onu biraz görüp incelemek gerekiyor. Ama distribütörler de tabii özellikle bu tip otomobillerin satışını yapan lüks grup bundan çok daha olumsuz etkilenecek. Yerli üretim çok daha pozitif etkilenecek. Olumlu yönde etkilenecek. Evet, biraz pozisyon ona bağlı. Tabii. Az önce söylediniz ya daha şanzıman üretemez durumdayız. Hani bir üretim yapıyoruz belli firmalar üzerinden. Evet. Şimdi dünyadaki konjonktür tamamen değişiyor. Avrupa ülkelerinde fosil atıklar artık kullanılmamaya başlanacak. Evet. Bu araçların versiyonları tamamen elektrikli veya hibride dönecek. Türkiye pazarı nasıl etkilenecek bu durumdan? Şimdi onunla ilgili size ne söyleyebilirim? Şurada bir notum vardı. Şimdi 2019 yılı
Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı sonu verilerine göre Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araçların %37.7'si dizel. Evet, tercih edilen. Niye? Az yaktığı için. %37.7'si LPG. Yine az yaktığı için. Evet. Dizel alternatif ve bu biliyorsunuz Avrupa'da hiç adı geçmeyen bir yakıt cinsi neredeyse Türkiye'ye göre. Çok az. Türkiye'de bu çok popüler. %24.3'ü benzinli. %0.4'ü elektrikli ve hibrit. Şimdi Türkiye pazarına bu yeni girdi. Evet. Fakat teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki 15 yıl önce, 20 yıl önce düşündüklerimizin kat kat üstünü şu anda cep telefonlarıyla yapabiliyoruz. Otomobil teknolojisi de çok hızlı ilerliyor. Avrupa bu konuda çok hızlı bir geçiş yapmak üzere. İşte dizel yakıtı kapattılar. Üretmemeye çalışıyorlar. Herhalde Fransa'da artık tamamlandı, sonlandı. Benzinliye döndüler ilk başta. Zaten Türkiye'ye ithal edilen otomobillerde de son iki aydır biz dizel otomobil bulmakta zorlanıyoruz. Birçok marka kendi modellerinde dizel otomatik yerine benzinli otomatik araca dönmeye başladılar. Evet. AdBlue teknolojisini getirdiler. Yakıt salınımını azaltmaya çalışıyorlar. Bunun devamında hep birlikte takip ediyoruz. Hibrit ve elektrikli araçlar. Ama ilk önce Türkiye'de şu anda Avrupa'da da hibrit otomobille başladı. Evet. Çünkü teknoloji şu anda hibrite döndü. Yakıt pil teknolojisinin henüz daha çok iyi gelişmediği için hibrit teknolojisi kendi kendine şarj eden otomobiller daha fazla satılmaya başlandı. Türkiye gelişmelere çok açık bir ülke. Bizim insanımız yenilikleri seviyor. Çok dinamik. Evet. Ve otomobil Türkiye'de hala bir prestij sembolü. Otomobil almak hala çok büyük bir olay. İnsanlar hala otomobillerini kapalı garajlarda koyabilmek için çaba sarf ediyorlar. Bir de Türkiye'de bu otomobile yaklaşım ben öyle tanımlıyorum, moda. Yani yeni çıkan bir otomobile sahip olmak modaya adapte olmak gibi bir durumda Türkiye'de. Böyle bir yaklaşım var. Türkiye'de hibrit elektrikli otomobillerin satışında çok daha fazla bir artış olacak Avrupa'ya göre. Tabii burada vergi düzenlemelerine tekrar bakmakta fayda var. Daha önce verilen teşviklerin bir kısmı iptal edildi. Dizel ya da benzin otomobillerin fiyatlarına yakın bir hale geldi. Fakat yakıt teknolojisi tabii daha az yaktığı için, daha az maliyetli olduğu için hibrit otomobillerin satışlarında çok büyük bir artış var Türkiye'de. Kiralama sektöründe de bize gelen taleplerde hibrit otomobillerde bayağı bir talep gözüküyor ve bulmakta zorlanıyoruz şu anda. Bence Türkiye pazarı hibrit ve daha sonra elektrikli otomobil pazarında Avrupa'ya göre çok daha fazla bir artış hızıyla ilerleyecek. Çünkü Türkiye'deki trafiğe kayıtlı otomobillerin 0.4'ü şu anda bu tip yakıtlarla çalışan otomobiller. Çok daha hızlı bir geçiş olacak. İstasyonları da artacak tabii ki. Şu an yeterli istasyon yok ama aldığımız bilgilere göre istasyonları... Hibrit farklı bir teknoloji, çalışma sistemi farklı. Fakat bu pil teknolojisiyle istasyonların artması lazım. Alışveriş merkezlerinde, benzinliklerde bu istasyonların kurulması gerekiyor. Biliyorsunuz Almanya geçen çok büyük bir karar aldı. Kaç milyar dolarlık bir yatırımla şarj istasyonlarının kurulmasına kararını verdi. Çünkü otomobiller Avrupa'da artık çok daha fazla kullanılmaya başlandı. Bugün Ankara'dan çıkıp İstanbul'a gidebiliyorsunuz 5 saatte ama o 5 saat içerisinde sizin piliniz yetecek mi? Evet. Ona bakmak lazım.
Bugün İstanbul'dan çıkıyoruz. 5,5 saatte İzmir'e iniyoruz. Tamam ama yolda o benzin istasyonlarında şarj ünitelerinin olması lazım. Tabii bunların gelişmesiyle birlikte elektrikli otomobille olan talep çok daha fazla artacaktır. Fakat ilk başta bence hibrit daha fazla kullanımı olacak. 2018 pazar otomotiv tarafındaki pazara baktığımızda neredeyse tüm haritalarda, yani daha doğrusu bizim Türkiye haritasında Volkswagen'in bir liderliği vardı. Evet. 2019 yılında tamamen değişti. Tofaş buna pazar liderliğini aldı. Evet. Volkswagen'in Türkiye'deki pazardaki kaybına etken midir fabrika kurması sizce? Yani Volkswagen pazarı, Türkiye pazarı Volkswagen için önemli bir pazar ama satılan adetlere baktığımızda Türkiye'deki bir fabrika kurması nasıl bir etkendir? Çok zor bir konu. Çok detaya bakmak lazım. Elektrikli araçlar da buna etken mi acaba? Olabilir. Sistem tamamen değişiyor Avrupa'da. Tabii. Olabilir. Yani Volkswagen'in yatırımı daha netleşmedi bildiğim kadarıyla. Şirket kuruluşu gündeme geldi ama olaylarından kaynaklı bir pozisyon bekletme durumları var. Bence bu 5500 TL'lik rakam biliyorsunuz daha önce 4000 TL'ydi. O 4000 TL'lik rakamın 5500 TL'ye çıkmasındaki ana etkenlerden birisi de bence Volkswagen'le ilgili olabilir. Çünkü bugün Passat çok popüler bir araçtır. Evet. Passat'ın kiralama bedeli de yaklaşık 5000-5500 TL artı KDV'dir. 4000 TL'de bunu tutmuş olsaydınız 2020 sonuna kadar otomobil maliyetlerinin de yukarı çıkacağını düşünerek %20 o rakamların yakalanması mümkün olmayacaktı. Bence bu limitin artırılmasında önemli bir etkendir. Passat markasını en çok Türkiye seviyor galiba. Almanya'da çok satılan bir araç değil, sedan tipi araçlar. Daha çok hatchback. Türkiye'de sedandır. Evet. Türkiye'de en fazla satılan otomobil C segmenti, B Plus dediğimiz ayrıca sedan otomobillerdir. Türk insanı sedanı daha çok sever. Fakat son yıllarda SUV'ye geçişte büyük bir yükseliş var. C segmentinde ve D segmentinde SUV araçlarda pazar payında bayağı bir artış var. Yeni modeller geldi. O gelen yeni modeller çok tutuldu. Buna örnek verirsek Peugeot 3008 çok güzel bir otomobil yaptı. Hızlı girdi ve bayağı bir reaksiyon aldı. Yani biz çok seviyoruz. Ben kendim de kullanıyorum. Çok çok güzel bir otomobil. Volvo'nun yeni ürünleri geldi. Çok tutuldu. Üst segmentte, lüks segmentte. SUV pazarına biraz daha dikkat etmek lazım. Biliyorsun Nissan Qashqai zaten ilk başlatandır bunu. Yıllardır Türkiye'de çok hızlı giriş yaptı. Hala devam ediyor. SUV pazarının biraz daha canlı olacağını düşünüyorum ben 2020 yılında. Rakamlarda 2020'deki rakamlara göre buna bakacağız. Ne olacağını göreceğiz. 2020'de tekrar davet etmek isteriz bu anlamda. Girizgah yapmış olayım. Çünkü 2020 her ne kadar 2020'ye bir şey kalmasa da otomotiv sektöründe önemli gelişmeler olacak dünya tarafında. Türkiye etkilerini de tabii ben merakla izliyor olacağım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Konuk olduğunuz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için. Çok teşekkür ederim. Sağ ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Efendim otomotiv sektörünü konuştuk. Tabii ki doğrudan doğruya sigorta sektörünü de ilgilendiren bir durum. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Esen kalın efendim.